sürecinin de Cumhurbaşkanlığı seçiminin de bütün halklara şimdiden özgürlük, barış, kardeşlik getirmesini yürekten diliyorum. En çok da ihtiyacımız olan şey herhalde bu topraklarda kardeşçe, barış içerisinde adil, eşit bir yaşamdır. Derler ya, kimin neye çok ihtiyacı varsa onu kapatmaya, o ihtiyacı gidermeye çalışır. Bizler o nedenle barış ve kardeşlik için yollardayız. Çünkü her birimizin en fazla buna ihtiyacı var. Bu topraklarda binlerce yıldır kadim halklar, kültürler olarak birlikte yaşadığımız bu topraklarda yine bir kez daha adil, eşit bir kardeşliği inşa etmek istiyoruz. Halklar arası dayatılan ve bozulan kardeşlik hukukunu yeniden inşa etmek istiyoruz. En fazla buna ihtiyacımız var. Bu nedenle biz bunun için yollardayız. Kimin neyi eksikse onu tamamlamaya çalışır. Birilerinin paraya ihtiyacı var. Parası eksik. Onun için yollarda. Birilerinin koltuğu, saltanatı yetersiz. Onun için yollarda. Ama bizim kardeşlik hukukumuz, adaletimiz ve barışımız eksik. Biz bu ihtiyacı gidermek için Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamızı buradaki arkadaşlardan oturmalarını rica etsem çok mu bir şey istemiş olurum. Salonu görmek istiyorum. Kusura bakmayın. Hala buradasın ya. Allah Allah. Değerli kardeşlerim, belki de barış dediğimde yüreği en çok heyecanlanan yerlerden biridir Hatay. Çünkü ismi konulmamış gayri resmi bir savaşın tam da ortasındaki bir şehrimizdir. Hatay'da yaşamayanlar, Hatay'ın duygusunu, hissiyatını bilmeyenler zannediyorlar ki savaş sadece Türkiye sınırlarının ötesinde Suriye'de yaşanıyor. Hayır, Suriye'ye yangın düştüğü günden bu yana Hatay'da yanıyor. Hatay'da da savaş var. Hükümet bu savaşı görmezden geliyor, üstünü kapatmaya çalışıyor ama savaş Suriye'de yaşandığı günden beri Hatay'ı da yakıyor. Üstelik de bu savaşın taraflarından biri AKP hükümetidir. Suriye'deki savaşın da taraflarından biri, Hatay'daki savaşın taraflarından biri. Halklara karşı yürütülen savaşta maalesef ki zalimden yana, zulümden yana tavır alan bir hükümetimizin politikaları sonucu şu anda Suriye'de de kan gövdeyi götürüyor, Hatay'da savaş durumunu, psikolojisini yaşıyor. Ve bizler yani yeni yaşamı inşa etme konusunda, yeni bir kardeşlik hukukunu inşa etme, var etme, yaratma konusunda hep birlikte birbirimize söz vermek için yola çıktıysak, işte belki de Hatay kardeşlik hukukunu ilk kuracağımız yer olmak zorundadır. Çünkü burada eşit, adil, birlikte yaşam başarılamazsa Türkiye'nin hiçbir yerinde başarılamaz. Burada demokrasi, burada hukukun üstünlüğü, adalet var olmazsa Türkiye'nin hiçbir yerinde var olamaz. Farklılıkların, farklı kültürlerin, inançların, mezheplerin, işçiyle, emekçiyle, kadınla, gençle birlikte bütün ezilenlerin bir arada yaşayabildiği bir yaşamı var edemezsek Türkiye'de hiç kimse asla bundan sonra birbiriyle yaşama isteğini ve cesaretini gösteremeyecek. Suriye'deki felaket bunun örneğidir. Neden yeni yaşama bu kadar ısrarla vurgu yapıyoruz? Birlikte yaşama dışında seçeneği olan varsa onu ortaya koysun. Ama birlikte yaşayabilmek için tek seçeneğimiz, tek
dildir, tek millettir demesinler. Bunu bir seçenek olarak bize sunmasınlar. Bu faşizmin dik halasıdır. Seçeneksizliğin ta kendisidir. Bir arada yaşamak için, kardeş olmak için dilimizin aynı olması gerekirmiş. Hükümet bunu söylüyor. AKP'nin adayı bunu söylüyor. Birlik olmamız için tek dil olmamız lazım. Birlik olmamız için tek millet olmamız lazım. Kendimizi inkar edeceğiz. Dilimizi, kültürümüzü inkar edeceğiz. Geçmişimizi, mezhebimizi, tarihimizi inkar edeceğiz. Atalarımızı, dedelerimizi, mezarlarımızı, her şeyi inkar edeceğiz. Niye? Faşizme tabi olmak için. Böyle olmasaymış, onun dediği gibi yapmasak bu ülke parçalanırmış. İşte bu yalan üzerine kurulu bir devleti biz yeniden çoğulcu, çok kültürlü bir devlete dönüştürmek istiyoruz. Ülkenin bölünmemesi, parçalanmaması için, ülkedeki farklı kimlik, kültürler arası bir çatışma, bir iç savaş, bir boğazlaşma yaşanmaması için tek dil, tek millet şart değildir. Her dilin, her kültürün, her inancın, her kimliğin kendini inkar etmeden özgür, eşitçe, adilce yaşadığı bir sistemdir kurtuluş. Bunun dışında başka bir kurtuluş yok. Tek dil, tek millet dedikleri şey ulusal birlik falan değil. Dün de söyledim. Hitler'den kalma bir slogan, Hitler'den kalma bir ideolojidir. Hitler Almanya'sında Hitler faşizmin terörünü estirirken herkese Alman ırkı olacaksınız dedi. Alman ırkından olmayanları katlettiler. Soykırımdan geçirdiler. Almanya topraklarının dışına sürdüler. Ve bütün Avrupa'yı tek ırka tabi kılmak için, Alman saf ırkına boyun eğmesi için yüz binlerce, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan savaşı başlattılar. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenidir tek dil, tek millet sloganı. Bakın aradan geçen bunca yıl sonra bu hükümet karşımıza tekrar bunu çıkardı. Kenan Evren'le birlikte Türkiye'de tekrar tedavüle resmi politikaya dönüştü. Cumhuriyet tarihi boyunca zaten resmi ideoloji olarak bunu uygulamaya çalıştılar. Başaramadılar. Kenan Evren darbe yaptı, başaramadı. 12 yıldır ileri demokrasi adı altında AKP yapmaya çalışıyor. Ve birileri de bunu alkışlıyor. Başbakan tek dil, tek millet dedikçe birileri de heyecanla alkışlıyor. Faşizmin bu kadar revaçta olduğu bir politikaya, bir siyasete ileri demokrasi denirse, halk da buna inanırsa, işte o zaman %50 oy alır bu iktidar. Bizim görevimiz demek ki gerçekleri halka anlatmak olmalı. Bizim gerçeğimiz faşizm üzerine kurulu değil, olamaz. Hitler sevdalısı bir anlayışla burada halkları birbirine düşman edecek, birbirinden nefret edecek hale getirmesine izin vermeyeceğiz. İzin veremeyiz. Evet, biz Kürdüz, Türküz, Ermeniyiz, Çerkeziz, Lazız, Arabız. Biz Nusayriyiz, Aleviyiz, Süryaniyiz, Ezidiyiz, Keldaniyiz. Müslümanız, Sünniyiz. Ve biz bütün bu kimliklerimizle bir arada yaşamak istiyoruz. Alevi Sünni'den korksun istemiyoruz. Nusayri Sünni'den korksun istemiyoruz. Kürt Türk'ten, Türk Kürt'ten, Ermeni Yahudi'den korksun istemiyoruz. Neden korksunlar? Korkmaları için nasıl bir gerekçe var? Tarihte bizi birbirimize düşman eden, ettiren şey halkların politikası mı? Yoksa bunlar gibi tekçi faşizan politikalar mı? Biz birbirimize düşman olmak zorunda değiliz. Birbirimizi ille birbirimize benzetmek zorunda da değiliz. Birbirimize selam vermek için aynı mezhepten olmak zorunda değiliz. Aynı etnik kimlikten olmak zorunda değiliz. Bir sofrada birlikte yemek yemek için sofranın etrafında ille Kürtler, Türkler olarak oturmak zorunda değiliz. Hep birlikte o sofrada oturup o yemeğin tadını çıkarabiliriz. Yani bu ülke, bu zengin coğrafyada yer altıyla, yer üstüyle
bir hazinenin üzerinde yaşayan yoksullar olarak, işsizler, emekçiler olarak, bu zenginliğin hazinenin üzerinde perişan duruma gelmiş halklar olarak biz bu tekçi zihniyete mecbur muyuz? Değiştirmek için bir araya gelmeyecek miyiz? Bunların bizi birbirimize düşman eden politikalarına hep eyvallah mı diyeceğiz? Hayır. İşte önümüzde yeni yaşam alternatifi bu nedenle büyük bir coşkuyla, heyecanla duruyor. Bu nedenle hepimize büyük bir sevinç, büyük bir umut dalgası aşılıyor. Bizler de çok sevinçliyiz. Her birimiz Türkiye'de bu faşizan ırkçı dalganın kırılıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Çünkü şunu yapıyorlar, dikkat edin. AKP'nin adayı bize kimlik politikası yaptırmasınlar diye efendim biz asla mezhepçilik yapmayacağız, kimlikçilik yapmayacağız diye meydanlarda bangır bangır konuşurken bile aslında mezhepçilik yapıyor. Yaptığı tek şey mezhepçiliktir. Bir mezhep üzerinden, Sünni, Şafi, inancı mezhebi üzerinden politika yapıyor. Bunu herkes biliyor. Peki bu Sünni, Şafiler için bir kazanç mıdır? Öyle zannetmeyin. Ben de Sünni, Şafiyim. Ama başbakanın politikası en çok beni yaralıyor. Çünkü benim üzerimden, benim inancım, mezhebim üzerinden Alevi'ye hakaret ediyor. Hristiyan'a hakaret ediyor. Nusayri'ye, Şii'ye hakaret ediyor. Ermeni'ye hakaret ediyor. Benim inancım, benim mezhebim kimseye hakaret etmeyi kabul etmez. Oy isterken, oy toplarken, Türkiye'nin işte bu Sünni çoğunluğuna dayanarak oy toplarken geri kalanların hepsini tehdit olarak gösteriyor. Bana oy vermezseniz diyor, bakın başınıza yine felaketler gelebilir. Bana oy vermezseniz, ben başbakan olmazsam kimse sizi koruyamaz. Bak düşmanlar var etrafımızda diyor. Kimmiş o düşmanlar? Kürtler mesela. Sürekli bizi tehdit olarak gösteriyor. Aleviler düşmandır diyor. Etrafınız düşmanlarla çevrilmiş, aman bana oy verin diyor, bana. İşte mezhepçiliğin, tekçiliğin daniskasıdır. Diyor ya, ben kimlik siyaseti yapmıyorum. Milliyetçiliği, mezhepçiliği ayaklarının altına aldım. Yalan. Türkiye'deki en büyük mezhepçi politikacı AKP'nin adayıdır. Tek mezhep, tek dil, tek ırk üzerinden Türkiye'yi tekleştirmeye çalışıyor. Gerilimin nedeni budur. Türkiye'de inançlar, kimlikler arası şu anda bu kadar tansiyonun yüksek olmasının nedeni budur. Başbakanın kendisidir. AKP'nin adayının söyleminin, eyleminin kendisi bunu yaratıyor. Ve bununla bütün kirli politikalarının üstünü örtüyorlar. İnanç sömürüsü yaparak, mezhep sömürüsü yaparak, tek dil, tek ırkçılık yaparak hırsızlıklarının üstünü örtüyorlar. Katliamların üstünü örtüyorlar. Devleti ele geçirmişler. Her şeyiyle devleti kendi malı mülkü gibi kullanıyorlar. Kimse buna tepki göstermesin diye bunun üstünü bu politikalarla örtüyorlar. İşte kusura bakmasınlar. Allah bu dini yeryüzüne, insanlığa gönderirken AKP'nin adayı hırsızlığın üstünü örtecek yorgan olarak kullansın diye göndermedi. Bu dini yeryüzüne gönderirken, İslamiyet'i yeryüzüne gönderirken, başka dinlere hakaret etsin, başka dine inananlara zulüm etsin diye göndermedi. Bu din yeryüzüne gelirken, bu din uğruna kelle kesilsin, kopardığı kafalarla vahşice, barbarca top oynasınlar diye gönderilmedi. İslamiyet adına bugün yapılanlara en fazla Müslümanların karşı çıkması lazım. En fazla Müslümanların bu terörizme, barbarlığa karşı çıkması lazım. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle dini duyguları sömürülen, istismar edilen bütün Müslüman kardeşlerim şunu bilmeli ki, sen bir Müslüman olarak Ermeni'ye kardeşim diyemediğin müddetçe, Nusayri'ye
Ezidiye, Süryaniye kardeşim diyemediğin müddetçe sen dini ne anlamışsın ne de inanmışsın demektir. Bunu böyle bilmeniz lazım. Neden bunlar önemli? Çünkü şu anda Türkiye'yi bu şekilde bölüp birbirine düşman haline getirip rahat bir şekilde yönetme politikası sürdürülüyor. Bakın, Türkiye toplumunun %80'i asgari ücret, yani yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor. %80'i. Bu %80'i kimdir? Kürttür, Türktür, Alevidir, Sünnidir, Çerkezdir, Araptır, Lazdır. Sizsiniz, biziz yani. Açız, yoksuluz, işsiziz, perişanız ama hala birbirimizle uğraşıyoruz. Hala Kürtler ana dilinde eğitim yapamaz diyoruz. Aleviler cemevine gidemez diyoruz. Öbürü başını kapatamaz diyoruz. Öbürü kiliseye gidemez. İşte bizler önce birbirimizin inancına, kimliğine saygı duyalım. Kendi kimliklerimizle, kendi ana dilimizle, eğitimimizle, ibadetimizle özgürce yaşamayı önce birbirimize karşı kabul edelim ki yoksulluğumuzla, işsizliğimizle, perişanlığımızla hep birlikte baş edelim. Birileri milyar dolarları çalıp çırparken bizi bir ekmeğe muhtaç eden politikadan hesap soralım. Yeni yaşam budur işte. Bizim yeni yaşam teklifimiz budur. Buradan yola çıkarak biz Türkiye'nin barışını da sağlarız. Türkiye'de Kürt sorunundan kaynaklı çözümsüzlük politikalarını en kısa sürede barışa çevirecek çizgi bizim çizgimiz, bizim ilkelerimizdir. Ancak biz seçimi kazanırsak Türkiye'de kısa sürede kalıcı barış olacak. Ancak biz seçimi kazanırsak halk Cumhuriyet tarihinde ilk defa devletin bir numaralı koltuğuna oturmuş olacak. O koltuk sizin, bizim malımızdır. Kimsenin babasından miras kalmış servet değildir o koltuk. Cumhur'un başkanı, yani halkın başkanı makamı ancak halka hizmet etmekle görevli olabilir. Bir düşünün değerli kardeşlerim. Cumhuriyet tarihi boyunca o koltuğa oturup da halkından yana olan kim oldu? Generaller, paşalar, darbeciler oturdu o koltuğa ağırlıklı olarak. Bugüne kadar halk seçemedi. İlk defa önümüzde bir fırsat var. Adil olmayan, eşit olmayan bir yarıştayız ama yine de bir fırsat var önümüzde. Halklar, ezilenler mühürü doğru yere basarsa ilk defa o koltuk halkın malı olacak. Bakın, AKP oy verenlere ben ısrarla anlatmaya çalışıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilemeyince başbakanlığı düşmüyor. AKP'lilerin korkmasına gerek yok. Başbakanlığı düşmüyor. Tam tersine onun yanlış politikalarını, haksız, hukuksuz politikalarını denetleyecek bir insan hakları avukatı Cumhurbaşkanı oluyor. Bu AKP'lilerin de işine yarayacak. Biz seçilirsek bu durumdan AKP oy vermiş kardeşlerimiz de yararlanacak. Çünkü hükümetin bütün politikaları dört dörtlük mükemmel doğrudur diyemez hiç kimse. Eminim ki AKP'ye oy verenler de rahatsızlık duyuyorlar. Ama çaresiz kaldıkları için oy veriyorlar. O halde şimdi bir çare var. Hem başbakan, başbakan olarak kalacak, hem de hükümeti denetleyecek, halkın çıkarlarından yana bir cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Ve Türkiye toplumu o zaman nefes alacak. Türk de nefes alacak, Kürt, Arap da nefes alacak. Başı kapalı türbanlı olan da, Alevi olan, Ermeni, Yahudi, Ezidi olan da nefes alacak. Çünkü herkes bilecek ki bütün inançlara saygılı, bütün inançları kendi kardeşi olarak hakkını, hukukunu gözetecek bir halk başkanı oradadır. Herkes gönül rahatlığıyla artık bu devlet bizim de devletimiz olmaya başladı diyecek. Bir numaralı koltuktan başlayarak Türkiye'nin demokratik dönüşümü, barışçı geleceği inşa edilmeye başlanacak. Ve en çok da Türkiye'nin bütün ezilen sınıfları, işçisi, köylüsü, çiftçisi ve en fazla da kadınları, yani yok sayılan, inkar edilen bir kimlik olarak
erkeğe nazaran çok daha fazla katmerli, inkar edilen sömürüler, şiddete uğrayan, katledilen kadınlar olarak. Bu koltuk en fazla sizin hakkınızdır. En fazla da Cumhurbaşkanlığı kadınların özgürlüğü açısından önemlidir. Yurttaş olarak, insan olarak, yaşamın her alanında, sosyal alanda, siyasal alanda, ekonomik alanda, iş alanında, her yerde kadın kendi özgür, onurlu kimliğiyle bu yaşamın parçası olduğunu, eşit yurttaş olduğunu ortaya koyabilecek fırsatı bulacak. İşte doğru tercihte bulunulursa, kadınların adayı, özgürlüğün adayında ve ilkelerinde doğru tercihte bulunulursa, Türkiye o zaman nefes almaya başlayacak. Soma'da katledilen işçinin, madencinin, Şırnak'ta, Zonguldak'ta, Ereğli'de katledilen madencinin, Roboski'de katledilen çocukların yanında olacak bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Onların emek dünyasını, alın terinin kıymetini bilecek bir cumhurbaşkanına, halk başkanına ihtiyacımız var. Bugüne kadar kazandığı servetleri saklayacak yer bulamayan, dolduracak oda bulamayanlar Soma'daki madencinin halinden anlamaz. Çukurova'daki ırgatın, çiftçinin halinden anlamaz. Bürodaki emekçinin, okuldaki öğretmenin halinden anlamaz. Bir maaşla geçinmek nedir? Asgari ücretle 5 çocuk büyütüp ev kirası ödemek nedir? Bilmezler. Bir saatinin zembereği bile sizin bir yıllık maaşınızdan fazladır. Zembereği, saatin tamamını demiyorum. Zaten işçinin, emekçinin 7 sülalesi çalışsa, ömür boyu para biriktirse, yemese, içmese onun bir saatini satın alamazlar. Saat, saat, saate bakıyorsunuz ya, saatin kaç olduğunu öğrenmek için sadece. O kadar. O işe yarayan bir şey. 700 bin dolar. O nedenle Türkiye'de işçi, emekçi doğru tercihte bulunurken bunları hesaba katarak karar vermelidir. Bizler Türkiye'nin ezilenleri, emekçileri, bu ülke bizimdir. Bu ülke elitlerin, zenginlerin, para babalarının, uluslararası sermayenin ülkesi değil. Her karış toprağı hepimizin ortak malı, ortak vatanıdır. Ve işçinin, çiftçinin, emekçinin omuzlarında yükselmiş bir ülkedir bu. Bu ülke Soma'da biraz daha fazla kar etmek için, biraz daha fazla kazanıp lüks yatlarda, katlarda oturmak için o işçiden gaz maskesini esirgeyen patronun ülkesi değil. O var etmemiştir bu ülkeyi. Onun bu ülkeye kattığı bir şey yoktur. Asıl orada, madende kendi alın teriyle kömür çıkarmaya çalışırken canını veren, katledilen işçinin ülkesidir burası. Ve biz bu ülkeyi yeniden işçinin, emekçinin, yoksulun, ötekinin, ezilenin ülkesi haline getirip hep birlikte ezilmişliğimize son vereceksek devleti değiştirmemiz gerekir. Her yerde devlet anlayışının artık bu tekçi, faşizan, cinsiyetçi, milliyetçi anlayıştan kurtulması gerekir. Bu ülke Türk'ündür, Kürd'ündür, Ermeni'nin, Arap'ın, Çerkez'indir, Alevi'nin, Sünni'nin ülkesidir. Hepimizin ortak ülkesidir, ortak vatanıdır. O halde ulusumuzla ortak olacak. Tekçi ulus olmaz. Kendi içinde rengarenk, zengin, çeşitli dillerde, etnisitelerde, inançlarda bir ulusuz biz. O yüzden tek millet olamayız. Birlik olabiliriz. Birlik. Birliğimizi sağlayabiliriz. Ama o birliğin içinde çokluk vardır. Nar gibi diyorum ya her zaman, nar gibi olacağız. Yani kabuğumuz birlik ruhunu içini açtığında da çokluk heyecanını gösterecek. Türkiye birlik olacak ama o birliğin içerisinde rengarenk dillerimizle, kültürlerimizle bir çiçek parçası gibi olacak. Bunu başarırsak, bunu sağlarsak, yani Karadeniz'de, Akdeniz'de, yani Ege'de, Marmara'da, Trakya'da, Doğu'da, İç Anadolu'da bunu sağlarsak, o zaman Türkiye bütün dünyaya model ülke olur. İşte o zaman asıl bizler Suriye'deki kardeşlerimize yardım edebiliriz. O zaman ayrım gözetmeksizin, mezhepçilik, ırkçılık yapmaksızın Orta Doğu'daki bütün kardeşlerimize destek olabiliriz.
öyle bir ülkenin cumhurbaşkanı İsrail'i kınadığında anlamlı olur. Öyle bir ülkenin ancak cumhurbaşkanı İsrail'e öldürme dediğinde dikkate alınır. Yoksa zaten sen kendi vatandaşını her gün öldürüyorsan, zaten her gün kendi yurttaşını katledip arkasından annelerini yuhalatıyorsan kimseye öldürme falan diyemezsin. Kimse dinlemez seni zaten. Bunların ciddiyetsizliği buradan kaynaklı işte. Dış politikada saygın bir ülke, barışçı bir ülke, adil bir ülke, eşitlikçi bir ülke ve aktif bir dış politika vizyonu istiyorsak içeride de dediklerimizi yapmak zorundayız. İşte o nedenle konuşmama başlarken Hatay'da savaş var ve savaşın nedeni işte hükümetin bu politikasıdır. Bunu en fazla Hataylılar biliyor. Çünkü iktidar ve onun adayı Hatay'a eşitlikçi yaklaşmamıştır. Hatay'da mezhepçilik yapmıştır. Suriye'de mezhepçilik yapmıştır. Burada ölenler arasında bile ayrım yapmıştır. Reyhanlı katliamı yaşandığında benim Sünni kardeşlerime saldırdılar diyecek kadar mezhepçiliği öne çıkarmıştır. Elbette ölenin kimliğine bakamayız, mezhebine bakamayız. Üniformasına, elbisesine bakamayız. Zengin mi, fakir mi bakamayız. Bir katliamda ölen öncelikle insandır diyeceğiz ve acısını sahipleneceğiz. Mezhebini önemsemeyeceğiz. Hükümet bunu yaptığı için bugün Hatay tedirgindir. Ve ben bu vesileyle özellikle Reyhanlı katliamı üzerinden yapmamama rağmen yapmışım gibi açıklama yazıp çizenlere burada özellikle Hatay'da bir kez daha vurgulayarak belirtmek istiyorum. Hatay katliamı yaşandığı saatlerde aynı saat içerisinde şu açıklamayı yaptım. Bizim için önemli olan muhalefet partisi olarak bizim için önemli olan Hatay halkının can güvenliğidir. Çünkü o saatlerde şu istihbarat da dolaşıyordu ortalıkta. Reyhanlı'yı vurdular, hemen arkasından Samandağ'ı vuracaklar. Halkları, kimlikleri birbirine düşürecekler. Bu istihbarat ciddi bir şekilde dolaşıyordu. Ve ben şunu dedim. Biz halkımızın öncelikli olarak güvenliğini istiyoruz. Hükümetin de oradaki Hatay halkının güvenliğini acilen tesis etme konusunda yardıma ihtiyacı varsa hükümetin yanındayız. Güvenliği tesis etme konusunda. Fakat bunu şöyle çarpıttılar. Dediler ki Demirtaş Suriye politikasında AKP'nin yanındayız dedi. Asla bugüne kadar AKP'nin Suriye politikasını desteklemedik. Bu mezhepçi, ırkçı, yanlış politikanın hep karşısında olduk. Ama biz Hatay halkının güvenliği sağlanacaksa, tedbir alınacaksa halkımızın güvenliği için alınacak tedbirlerin yanındayız dedik. Bakın o günden beri birileri ısrarla çarpıtıyor. Israrla yanlış bir şekilde sanki burada yaşanan katliamları biz destekledik. Hatay halkına, Suriye halkına, özellikle Nusayri halkına yönelik katliamları destekledik gibi yazıp çiziyorlar. Lazkiye meselesinde de böyledir. Söylemediğim, yapmadığım bir açıklama üzerinden 1,5-2 yıldır yazılıp çiziliyor. Bir yalan yanlış haber tekzip etmiş olmama rağmen Lazkiye Kürtlerin olacak demişiz. Kürtler Lazkiye'yi ele geçirecek. Kusura bakmayın. Sizler yani bunu yazıp çizenler kafanız emperyalizme çalışıyor olabilir. Kafanız işgalciliğe çalışıyor olabilir. Ama biz mazlum halkların, ezilen halkların temsilcisi olarak emperyalizm karşıtı mücadelemizle bugünlere geldik. İşgalcilik karşıtı mücadelemizle bugünlere geldik. Şimdi Suriye'de de çözüm arayacaksak, Suriye'de çözüm üreteceksek aynen burada savunduğumuz her şeyi orası içinde savunacağız. Suriye'de de tekçi, ırkçı devlet olmaz, olamaz. Oradaki bütün halklar, inançlar, kimlikler bir arada eşitçe, kardeşçe yaşayabilecekleri modelleri geliştirmeliler. Rojava bunun örneğidir. Her yerde, Suriye'nin her yerinde bütün inançlar, kimlikler hem kendi yönetimlerini kurmalı. Bu federal olabilir,
kantonal olabilir, özerk olabilir, eyalet olabilir. Kendileri karar verirler. Biz saygı duyarız sadece. Ama kimse orada Suriye halkına tek bir mezhebi dayatıp geri kalan mezhepler katledilecek, sürülecek diyemez. Herkes bilmeli ki özellikle IŞİD'i destekleyen, bugüne kadar besleyen AKP hükümeti ve uluslararası yandaşları bilmeli ki IŞİD barbarlığına karşı Suriye halklarının yanındayız. Her birimiz son nefesimize kadar bütün gücümüzle Suriye'deki ezilen halkların yanındayız. IŞİD barbarlığı terörizmi sökülü batırana kadar bu mücadele süreceğiz. Ve hiç kimse sanmasın ki barbarlık Suriye'de egemen olacak. Suriye'de Alevi halkı, Nusayri halkı, Arap halkı, Ermeni halkı, Kürt halkı el ele vermiş durumda bugün IŞİD barbarlığına, vahşetine karşı direniyorlar. IŞİD barbarlığı her yerde büyük katliamlarla ilerledi, gelip burada tıkandı. Neden? Çünkü burada halklar el ele vermiş. Neden ilerleyemiyor Kobani'de? Haseki'de neden ilerleyemiyor? Çünkü orada halklar, inançlar yan yana duruyorlar. Çünkü orada halkların birliği var, ezilenlerin birliği var. İşte barbarlık orada halkların önünde diz çöküyor. Defolup gidecekler Suriye topraklarından da. IŞİD terörizmi oradan defolup gidinceye kadar da halklar el ele mücadelesini sürdürecekler. Bizler değerli kardeşlerim, bu cumhurbaşkanlığı seçimini doğru bir kararla, bu birlik ruhunu güçlendirerek geçirirsek kazanmış olacağız zaten. Mesele koltuk meselesi değil. Mesele Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması meselesi değil. Bu kadar derin sorunlarımızı çözmek için, çözümü anlatmak için yollardayız. Benim görevim, benim işim, sizlerin her birinizin ayrı ayrı bana emanet ettiği o duygularınızı, kardeşlik, barış mesajlarını Türkiye'nin her yerine götürmektir. Ben bunu yapıyorum, bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü en fazla eksiklik duyduğumuz şey neyse onun peşinden koşuyoruz. Eksikliğini duyduğumuz şey her neyse, konuşmamın başında belirttiğim gibi, biz onu yakalamaya çalışıyoruz. En fazla kardeşliğe susadık. Birbirimizden korkmadan yan yana yaşamaya, birbirimizden tedirgin olmadan birlikte mücadele etmeye susadık. En çok onu özledik. Biz çünkü hep bu topraklarda birlikte yaşamayı öğrenmiştik. Binlerce yıl önce Mezopotamya, Anadolu, Kürdistan coğrafyası, yani medeniyetlere beşiklik etmiş, insanlığa beşiklik etmiş, insanlığın ilk yerleştiği kültürün, medeniyetin tohumlarını attığı bu coğrafyada biz neden bir arada yaşayamıyoruz? Bunu herkesin kendine sorması lazım. Bütün dünya medeniyeti bizden öğrendi. İnsanlık bu coğrafyadan dünyaya yayıldı. Bugün Avrupa Birliği'nde, Norveç'te, İsveç'te çok kültürlü yaşam bir arada yaşıyor. Ama bizden öğrenenler bunu başarıyor, biz yapamıyoruz. Yani asıl bu medeniyetin beşiği olan topraklarda biz halen birbirimize düşmanlık yapıp birbirimizi katletmekle, öldürmekle meşgulüz. Bunun nedeni işte bu devlet politikalarıdır. Kendini var etmek, kendi iktidarını, kendi devletini ele geçirmek için bizi bu hale getirenlerin suçudur. Biz değiştirmeye karar verdiysek, işte Hatay bunun turnusol kağıdıdır. Hatay bunun en büyük cevabını verecek kenttir. Burada AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li veya başka partiden, ÖDP'li, MHP'li, bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım, biz bir parti tercihinde bulunmaktan çok bahsettiğim ilkeleri hayata geçirecek bir halk başkanını seçiyoruz. Ezilenden, bütün kimliklerden, inançtan yana, halkın yanında durabilecek birini, bir anlayışı, bir ilkeyi oraya taşımaya çalışıyoruz. Ve Hatay halkı kendi içinde bu kadar paramparça olmuşken yeniden birliğini sağlayabilecek bir seçenek yaratıyoruz. Yeni yaşam teklifi, yeni kardeşlik hukuku, yeni bir anayasa sözüyle Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek istiyoruz. Ben de bu mücadelede varım diyorsanız, benim de bu çorbada tuzum olacak diyorsanız, evet, bu kardeşlik mesajı, bu yeni yaşam heyecanı benim de yüreğimin çarpmasına yol açıyor diyorsanız, yapmanız gereken
tek bir iş var. 10 saniyenizi ayıracaksınız. Mühürü ortadaki fotoğrafın altına basacaksınız. Bu kadar basit. Bunu yapacak iradenin sizlerde olduğunu biliyorum. Şimdi paniklemiş durumlar, korkuyorlar. Çünkü her yerde artık bu tekçilik kırılıyor. Her yerde mezhepçilik kırılıyor. İnsanlık, insan kimliğimiz öne çıkıyor. Ezilen işçi, emekçi kimliğimiz öne çıkıyor. Kendi kimliğimizi, geçmişimizi inkar etmeden el ele vermenin mümkün olduğunu görüyoruz. Ve bu yüzden korkuyorlar. AKP'nin adayı bu yüzden korkuyor. O yüzden TRT'nin genel müdürü utanmadan, sıkılmadan beni tehdit ediyor. Bir daha kendisini eleştirirse, kurumunu eleştirirse anında yayını kesecekmiş. Zaten kaybedeceğim kesin olduğu için bir onu suçlayarak başarısızlığımı örtmeye çalışıyormuşum. Bakın, bir bürokratın yaptığı açıklama bu. Hiçbir AKP'li bunu söylemeye cesaret edemedi, biliyor musunuz? Yani bir partili, rakibim bile bunu söylemeye cesaret edemedi. Ama devletin memuru, senin benim vergilerimle maaşını alan adam, TRT vergisi adı altında harcadığımız her kuruştan, ödediğimiz elektrik faturasından bile parası kesilen kanal bana bu tehdidi yapıyor. Mikrofonu da burada özellikle söylüyorum. Umarım canlı yayınlarınızı. TRT'nin emekçi kardeşlerine, TRT'nin bütün çalışan emekçilerine saygılarımı sunuyorum. Onlar emekçi kardeşlerim. Onları selamlıyorum. Onların bu ayrımcılıkta hiçbir suçunun, günahının olmadığını biliyorum. Onlar basın çalışanıdır. Sadece genel müdürüne hitap etmek istiyorum. Yani bana hakaret edip tehdit eden, şantaj eden genel müdüre hitap ediyorum. Sen bu halkın paralarıyla o kurumu kendi televizyonun gibi yönetemezsin. O kurum, yani genel müdürü olduğun kurum, bu halkın ortak malıdır. Ve TRT kanununda da ayrımcılık yapmayacağın açıkça yazılıdır. Ayrımcılık yapamayacağın açıkça kanunen yazılıdır. Yüksek Seçim Kurulu da aldığı kararlarda kamu yayıncılığında TRT'de adaylara eşit şans vermek zorunda olduğunu ilan etmiştir. Sen buna rağmen yaptığın açıklamada seni bugüne kadar 11 Temmuz'dan itibaren 244 dakika canlı yayında verdik diyorsun. Bir defa 11 Temmuz'dan itibaren demen zaten suçunu itiraf etmendir. Seçim başladıktan 12 gün sonra beni vermeye başladın. O da eleştirdikten sonra, o da seni teşhir ettikten sonra. İkincisi, 244 dakika beni vermişsin. Ama 7200 dakika Recep Tayyip Erdoğan'ı vermişsin. Bunu niye yazmıyorsun açıklamaya? 7200 dakika bir aday, 244 dakika bir aday. Şimdi beni tehdit eden TRT'nin genel müdürü seni tekrar eleştirince yayını, canlı yayını kesecekmişsin. Bak, açıkça seni eleştiriyorum. Kesmezsen paralarımızla alınmış. Bu mikrofon bile bizim malımızdır. Anlatabiliyor muyum genel müdür? Bu mikrofon bizim malımız. Ama sen adil olmayı, vicdanlı olmayı unutmuşsun. Adaletin ne olduğunu unutmuşsun. Sen iktidarın esiri haline gelmişsin. Güce tapıyorsun. Korkuyorsun. AKP'nin adayından korkuyorsun. Ben olsam Allah'tan korkardım. Adaletsizlik, haksızlık yaparken önce Allah'tan korkardım. Çünkü Tayyip Erdoğan'dan büyük Allah var. Sen Tayyip Erdoğan'dan korkma. Hakkın ve halkın adaletinden kork. Onların gazabından kork. TRT'nin genel müdürü. Senin beni tehdit edebilecek kadar ne kapasiten var, ne yetkin var, ne cesaretin olabilir. Yayına kesin. Yayına bir ufkanda yayına.
Senin Recep Tayyip Erdoğan'dan korktuğun gibi ben de korkuyorum. Sen onu mu zannediyorsun? Sen bizi tanımamışsın. Kusura bakma, bizi tanımamışsın. Biraz geçmişimize baksan, biraz geldiğimiz mücadeleye baksan, biraz arkamızdaki halk gücüne baksan, Allah'tan başkasının önünde bugüne kadar diz çökmediğimizi görürsün, anlarsın. Senin ve senin patronun önünde niye diz çökelim ya? Biz bu devleti değiştireceğiz, devleti. Demokratik devlet yapacağız. İşte senin zihniyetini değiştirmek için geliyoruz biz. TRT'yi halka karşı sopa olarak kullanan zihniyeti değiştirmeye geliyoruz. İşte devlet benim malımdır, TRT benimdir diyen anlayışı değiştirmeye geliyoruz. Devlet halkın malıdır, TRT halkların malıdır. Bunu hayata geçirmek için geliyoruz. O nedenle sen herkesten çok paniklemişsin. Haklısın. Çünkü seni görevden aldıracağım Cumhurbaşkanı olursun. Değerli kardeşlerim, seçime 9-10 günlük bir süremiz kaldı. Sizden ricam, isteğim, bu seçim sizin seçiminizdir. Aday olan ben değilim, sizsiniz. Her bir kimliğinizle, inancınızla sizsiniz. Ve sizler bir adaymış gibi çalışırsanız, oylarınıza sahip çıkar, sandığa giderseniz, inanın ki kazanabiliriz. Bu ayrımcılığa, adaletsizliğe rağmen kazanabiliriz. Çünkü biz artık yeni bir yaşamın kararını verdik. Kendi aramızda sözleştik. Çünkü biz Kayseri'de de, Çorlu'da, Tekirdağ'da, Antalya'da, İzmir'de, Muğla'da, Aydın'da, Manisa'da, Kütahya'da, Artvin'de, Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de, Hatay'da, her yerde bu sözü aldık. Her yerde aynı heyecanı gördük. Her yerde herkesin bu duyguyla yeni yaşamın etrafında kenetlendiğini gördük. Ve bu bizim için onurlu, büyük bir görevdir, bir şereftir. Seçilsek de, seçilmesek de yolumuza devam edeceğiz. Zaten Halkların Demokratik Partisi tam da bunun için var olmuş bir partidir. Tam da bu amaçları gerçekleştirmek için siyasi mücadelesini sürdürecek bir partidir. Yani Cumhurbaşkanı seçiminde koltuk kazanamadık diye asla yılgınlığa düşmeyin. Çünkü partimiz aynı mücadeleyi, aynı felsefeyi savunarak iktidara yürüyecek. Biz sadece Cumhurbaşkanlığını değil, Başbakanlığı da, parlamentoyu da halkların malı haline getireceğiz. Bir koltuk yetmez bize. Halklar bütün koltuklara oturana kadar bu mücadeleyi hep birlikte sürdürecek. Buradan Mersin'e mitinge geçeceğiz. Ama özellikle burada mezhepçilik anlayışına, tekçilik anlayışına, burada antidemokratik devlet politikalarına karşı direnirken katledilen, şehit düşen kardeşlerimi bir kez daha anmak istiyorum. Buradan Abdullah Cömert'i, Ali İsmail Korkmaz'ı, Ahmet Atakan'ı, onların şahsında bütün gezi direnişçilerini anarak bitirmek istiyorum. Ailelerini, saygılarımı, sevgilerimi bir kez daha taziye dileklerimi sunuyorum. Umut ediyorum ki daha güzel günlerde, barış dolu bir gelecekte tekrar bir arada olacağız ve hep birlikte bu yolda yürümenin onuruyla kardeşliğimizi geliştireceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Cihara Hamiyan'a spastikimiz sevgiyle bu kazan.